başlıyoruz. Biraz rötarlı bir başlangıç oldu. Siyaset gündeminin yoğunluğundan dolayı bu haftalık bizlere affedin diyelim. Hemen başlayalım. Şöyle güzel cümlelerle birlikte başlayalım. Onu kuyudan çıkartmamız kendi kuytumuzdan, milyonlar içindeki yalnızlığımızdan kurtulmamızın hikmet yüklü yoludur. Hani Yunus Emre merhum diyor ya Yusuf'u yitirdim Kenan elinde Yusuf'un bulunmaz Kenan bulunmaz Yusuf'un bulunur Kenan bulunmaz. Yusuf'u bul, Yusuf'u kaybetme. Yusuf'u bul ki kendini bulasın. Kendini bul ki Rabbini bilesin. Şimdi bu güzel cümlelerin sahibi yayında konuğumuz olacak Yasin Pişkin hocamız bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz sefalar getirdiniz bulduk. Eyvallah, sefa bulduk. şeref olun. verdiniz çok da güzel bir başka şiiriniz de var onu da paylaşmak istiyorum Yusuf benim kuyu tenim hürriyetim esaretim kül misali. Hocam şimdi birazcık anlatın bize. Çünkü sabrın beraberinde getirdiği ümitle birlikte kavuştuğumuz aslında selametin timsalidir Hazreti Yusuf. Evet. Siz de böyle muhteşem bir kitap yazmışsınız. Mısır'a Sultanı kuyu'dan gelir diye. Evet. Hocam nasıl anlamalıyız biz Yusuf'u ve Yusuf'u o kuyudan nasıl çıkartırız? Şimdi e, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle o kitapla ilgili birkaç cümle ifade edeyim, onunla girmiş olayım. Şimdi biz de Kur'an'ın hayatla bir bağ kurması konusunda bir gayret vardır. Akademik dünyada vardır. İşte e, Diyanet'teki hocalarımızın böyle bir amacı vardır. Fakat e, Kur'an-ı Kerim konusunda yapılan çalışmalar, e, yazılan tefsirler, yazılan makaleler, kitaplar biraz böyle toplumun dilini de e, kullanmaktan uzak, biraz akademik kaygılar, ilmi kaygılar çerçevesinde şekillendiği için yani Kur'anla hayat arasında doğrudan genel kitle, genel toplum açısından bir bağ kurmak ee, ...konusunda bir arayışa girdik biz bir dönem. Ve e, aslında bu mesele ilk önce Yasin Suresi ile başladı. Peygamber Efendimiz Yasin Suresini e, ifade ederken... ...Kur'an'ın kalbi diye ifade etti ve biz... ...Kur'an'ın kalbine yolculuk diye bir tefsir dersleri başlattık. Ve o daha sonra e, bir tefsir olarak bir araya getirildi ve metinleştirildi. Evet. Biz bu geleneği devam ettirdik ve... ...Yusuf Suresi ile ilgili üniversitede öğrencilerle yaptığımız dersleri... Oradaki e, retoriği muhafaza ederek yani konuşma dilini kısmen muhafaza ederek insanların anlayabileceği bir seviyeye getirmek istedik. Bu kitap öyle bir çalışmadan yani karşılıklı olarak halkla halktan da takip edenler vardı o dersleri. Öğrencilerimizle iletişimden doğan o doğal dili ve üslubu kullanarak oluşturulmuş bir metin. Evet. E, niçin Hz. Yusuf Aleyhisselam? Çünkü öyle bir zamanda yaşıyoruz ki gerçekten ...belaların, sıkıntıların, musibetlerin üst üste geldiği bir çağda yaşıyoruz. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın belki sabrına daha çok muhtacız. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın iffetine belki daha çok muhtacız. Bir de burada peygamberler örnek şahsiyetler olduğu için... ...peygamberlerin hayatlarında gelişen ve gerçekleşen olayları... ...Allah bize bir ibret vesikası olarak sunduğu için... ...insanların bir örnek bunalımı yaşadığı, yani ayakların baş başların ayak olduğu işte zararlı izimlerin ideolojilerin modern tabirle idollerin insanların akıl gönül dünyasını bulandırdığı bir zamanda yeniden fıtrat ayarlarımıza Allah'ın bizi istediği çizgiye görmek istediği yola dönmek için böyle bir çalışmanın içerisine girdik. Yusuf suresi ile ilgili bir tespitim var onu paylaşayım mesela e, şimdi Kur'an-ı Kerim'de kıssalar var. Bu kıssalar Kur'an-ı Kerim'in ciddi bir yekününü oluşturuyor. Yani Belki üçte birine yakını Kur'an-ı Kerim'in kıssalardan oluşuyor. Çünkü kıssalar soyut e, hakikatleri somutlaştırıyor. Anlaşılabilir, ete kemiğe bürünür hale getiriyor. Bizim yüksek hakikatleri çabucak kavramamızı ve onlara intikal etmemizi sağlıyor. Kur'an-ı Kerim'de pek çok kıssa anlatılıyor. Mesela Hz. Musa Aleyhisselam'ın kıssası anlatılır. Bakara Suresinde birinci cüzde Hz. Musa Kur'an'da karşınıza çıkar. Son cüze kadar... Ee, Hazreti Hz. Musa ile kol kola okursunuz Kur'an-ı Kerim'i. Adeta Sina çölünde gezinen bir Musa gibi Kur'an'ın içerisinde gezinen bir Musa vardır. Yani her yerde karşınıza çıkar. Bakara suresinde çıkar ve e, en son mesela 30. cüzde Naziat suresinde Allah buyurur ki Hz. Musa aleyhisselama اِذْهَبْ ila فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى ...Firavun'a git çünkü o azdı buyurur. Evet. Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa ile okursunuz ama bir şey söyleyeyim. Hazreti Yusuf kıssası sadece e, Yusuf suresinde anlatılır. Hazreti Musa Aleyhisselam adeta Kur'an'ın içerisinde gezinir, Sina çölünde gezindiği gibi... ...ama Yusuf Aleyhisselam'ın belki kuyudaki yalnızlığına bir vurgu olsun diye... Onun kıssası sadece Yusuf suresinde anlatılır. Başka bir yerde göremezsiniz Çok Yusuf'u. Çok güzel bir bakış açısı. Ben onun için şunu anlıyorum, şunu hissediyorum. Hazreti Yusuf'u kuyuda, yani Yusuf suresinde unutmamamız gerekiyor. Onun e, yaşadığı hayatı, e, ifetsizlikler karşısındaki metanetini, e, dik duruşunu... E, ...bir sürü sıkıntıların içerisinden geçtiği çocuk olduğu bir dönemde, bir mevsimde... ...onların karşısındaki sabrını, teslimiyetini... ...hikmete Ram oluşunu bugün alıp hayatımızın ortasına koymamız gerekiyor. Bu kıssa aslında bize bir ibret veriyor. Ve ibret de Arapça'da aslında e, konumu değiştirmek demek. Durumu, halinizi, duygunuzu, düşüncenizi değiştirmek demek. E, bu açıdan bakıldığında yani bu kıssanın çok özel bir yeri ve konumu var. Özellikle modern zamanda bir can simidi olduğunu düşünüyorum bu kıssanın evet. yani. Bir de hiçbir peygamberin bütünüyle anlatıldığı bir sure yok değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Kur'an-ı Kerim'in genelde kıssalandırma üslubu şudur. Kur'an-ı Kerim mesela Hz. Musa kıssasıyla ilgili olarak bağlam durum neyi gerektiriyorsa ilgili bölümleri alır Kur'an-ı Kerim ve orada bize konuyla ilgili ana yüklemi, ana mesajı nasıl vermesi gerekiyorsa kıssanın ilgili bölümlerini alır ve bizim önümüze bir ibret vesikası olarak koyar. Fakat Yusuf suresinde bu üslup istisnai olarak terk edilmiştir. Ve e, Yusuf suresi giriş gelişme ve sonuç olmak üzere başından sonuna muhteşem bir akış ve perspektif içerisinde e, olağanüstü bir olay e, örgüsü evet. ve olay kurgusu üzerinden bize aktarılır. Dolayısıyla bu sure ve bu kıssa bu suredeki kıssa bir istisnadır. Evet. Şimdi bunların hepsini detaylandıracağız tabii. Yusuf suresi var önümüzde. Bu ayetleri tek tek inceleyeceğiz. Yusuf kıssasını hocamızdan dinleyeceğiz. Biz de çalışmalar yaparken Yahudi ve Tevrat kaynaklarında Yusuf nasıl anlatıyor üzerinden de ilerlemeye çalıştık. Kur'an-ı Kerim'le acaba çelişen noktaları var mı? Bunlar üzerinde ilerledik. Ee, şöyle başlayalım isterseniz. Yusuf isminin kökeni ve anlamını konuşalım. Çünkü şöyle İbranice'de Yosef anlamına geliyor ve e, bu ismi uzun süre çocuğu olmayan Rahel'in Yusuf'un doğumuyla ile, ile anne olamamanın utancından kurtulduğunu işaret etmek üzere ortadan kaldırmak anlamını taşıyan asaf kökünden geldiği veya Rahel'in doğan çocuğuna daha sonra bir çocuğunun daha olması için arttırmak, ilave etmek anlamındaki yasaf kökünden yani Tanrı arttıracak bir tane daha verecek anlamında Yosef adını verdiği Yusuf'tan sonra da ikinci çocuğu Bünyamin'in doğduğu belirtiliyor. Birçok Yahudi kaynağında. Ancak İslami kaynaklarında Yusuf'un manası çok daha farklı. Yusuf, Yusef ve Yusuf şeklinde tanımlanabilir. Üç farklı okunuşu mevcut. Sizden dinleyelim İslami anlamı mı burada ağır basar yoksa Hı? İbranice kaynaklı mıdır köken itibariyle Yusuf, Yosef diye İbi, sorayım. İbranice kökenini zaten ifade ettiğiniz etimolojik sayan. açıdan evet. o anlamları ihtiva ediyor. E, Arapça olduğunu esas alanlarda bu zayıf bir görüş olarak değerlendiriliyor. E, o görüşe esas alanlar esef kökünden türediğini. Esef de yani teessüf etmek, aslında üzüntüsünü ifade etmek. Esef de üzüntü demek. Dolayısıyla Yusuf you, ya da Yusif ya da Yusuf, mesela Yusif olduğunda üzüntü veren, hüzün veren, aslında ayrılmasıyla, kaybolmasıyla, kuyuya atılmasıyla, babasından uzun bir zaman ayrı yaşamasıyla babasına hüzün veren anlamına geldiği ifade edilmiş ya da Yusuf ifadesiyle kendisi ailesinden annesinden babasından memleketinden ayrılığın hüznü, hüznü, hüznüne gark olmuş kimse anlamında olduğu düşünülmüş değerlendirilmiş bu şekilde bir etimolojik yakıştırma yapılmış Arap diline de yatkınlığı esef kökünden alındığında etimolojik kök itibariyle bu da düşünülmüş ama biz Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın oğlu olduğunu, onun da Hazreti İshak'ın oğlu, dolayısıyla Hazreti İbrahim'in de oğlu olduğunu düşündüğümüzde Hazreti İshak'ın İbrani gelenekten geldiklerini düşündüğümüzde bu kelimenin etimolojik açıdan İbranice olması ve biraz önce ifade ettiğiniz anlamları içermesi daha güçlü bir görüş olarak ortaya çıkıyor nitekim bizim tefsirlerimiz de bu meseleyi değerlendirirken bir rey ontolojisi şeklindedir zaten bizim eserlerimiz bu görüşlerde vardır derler. Arap dilinden kökü itibariyle bir Arapça kelime olduğunu iddia edenler var. Fakat güçlü görüş bu zayıf bir görüştür. Güçlü olan görüş kelimenin İbranice olması ve biraz önceki ifade ettiğiniz anlamları içermesidir yani. Evet, yani asaf kökünden gelen arttırmak, ilave etmek, Tanrı arttıracak ve bir tane bir tane daha verecek anlamını taşıyor. Yusuf. Evet, evet, Yusuf yani dedik? Peki, şimdi Hazreti Yusuf kimdir diye başlayalım. Yusuf kıssasında ne anlatılır? Kaç tane kardeşi vardır? Nasıl evet. o kuyudan çıktı da Mısır'a <laughs> evet. sultan oldu Yusuf? Evet, evet. Şimdi tabii <laughs> aslında konunun bütününü ifade eden bir evet. soru bu. Ee, şöyle ifade edelim. Hz. İbrahim ulul azim bir peygamber. Önemli bir peygamber. Biz peygamberleri bir kas bir kısım tasnifatlara e, tabi tutuyoruz. Bu tasnif içerisinde ulul azim peygamberler var. Bunlar e, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, bir Ulul azim peygamber. Misyonu büyük, davası büyük, derdi büyük, aksiyonu çok güçlü, vazifesi çok büyük peygamberlerden birisi. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu var. Hazreti İshak ve Hazreti İsmail Aleyhisselam. Hazreti İshak'tan da gelen, Hazreti İshak'ın evladı olan Hazreti Yakup Aleyhisselam var. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın da 12 tane evladı var. Bunlardan 10 tanesi başka bir eşinden, diğer ikisi de Bünyamin ile Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Eskandir. Diğer Evet, diğer eşinden. Dolayısıyla Hazreti Yusuf Aleyhisselam, ee, Hazreti e, Yakup Aleyhisselam'ın e, evladı ve e, Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın e, nübüvveti öncesinde, peygamberliği öncesinde çocuk çocukluk dönemine baktığımız zaman e, aslında bütün peygamberlerde böyledir. Çok özel bir takım kabiliyetlerinin, özelliklerinin olduğunu görüyoruz. Mesela e, Hazreti e, Yakup Aleyhisselam onu e, kız kardeşinin yanına, halasının yanına vermiştir. Onun yanında bir müddet kaldığı bizim İslami kaynaklarda, tefsirlerde anlatılır. Ve o esnada o kadar şahsiyetiyle, fiziki güzelliğiyle ve ahlaki güzelliğiyle ön plana çıkan bir çocuktur ki, halası onu vermek istemez, onu göndermek istemez. Hatta bununla ilgili ona onun işte ona bir kuşağını sardığı anlatılır bizim kaynaklarda ve onu kuşağını çalmakla itham ederek çünkü oradaki hukuka göre, şeriate göre bir kimse bir şey çaldığında ve yakalandığında kimin neyini çalmış ise o kimsenin hükmüne girer, o kimsenin iradesine girer ve onun dediği şekilde onun hizmetkarlığını yapar, köleliğini yapar falan. O kadar çok seviyor ki, sevdiği anlatılır ki Hazreti Yusuf halasının onun kendi yanında muhafaza ettiği kalmasını sağlamak için böyle bir küçük bir tertip yaptığı falan ifade edilir. Hazreti Yusuf böyle birisi Evet. Hazreti Yusuf Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın evladı ahlakıyla ön plana çıkmış, güzelliğiyle ön plana çıkmış, çok müstesna bir şahsiyet ve çocukluk anından itibaren de e, ilahi bir takım ilhamlara, vahilere mazhar olmuş. Mesela e, Yusuf Aleyhisselam'ın e, aslında Yusuf Suresi'nde kıssasının başladığı ilk temel nokta gördüğü rüya ile başlıyor. Aslında kıssa da Onunla başlıyor. Okuyalım mı dilerseniz? İsterseniz buyurun. Yusuf üzerine devam eden Teala şöyle buyuruyor efendim. Hani Yusuf babasına "Babacığım gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı." demişti. Babası şöyle dedi. "Yavrucum rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır." İşte Rabbin seni böyle seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Evet. Bu yine Yahudi kaynaklarında Yusuf babasına bu rüyasını anlattığında... ...şöyle bir tepki alıyor Yakup'tan. Sizin yorumunuzu alalım bu noktada. Babacım diyor... ...ben rüyamda bunları gördüm. Yakup Peygamber de diyor ki... ...sakın rüyanı kimseye anlatma. Gerçekten ben, annen ve kardeşlerin... ...senin karşında eğilecek miyiz? Diyerek sert tepki gösteriyor. Belki de orada kardeşleri tabii yatıştırmak içindir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de... Var mı böyle bir atıf diye sorayım size. Evet böyle bir atıf yok. Ee, bu da aslında biz e, Kur'an'daki kıssaları, Yusuf Aleyhisselam kıssası da bunun içerisindedir. Hz. Musa kıssası, Hz. Lut, Hz. Nuh kıssalarını Tevrat'la birlikte e, eş güdümlü olarak okuduğumuz zaman e, Tevrat'ın özellikle burada içine nasıl insan sözü karıştığını ve e, bir peygamberin masumiyetiyle mesela bağdaşmayan pek çok verinin Tevrat'ta bulduğunu çünkü bulunduğunu çünkü Tevrat'ın tahrif edildiğini açık bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın böyle bir tepki göstermesi genel perspektif bakımından Kur'an-ı Kerim'le de aslında çatışan, uyuşmayan bir nokta. Neden? Çünkü orada görülen rüyanın ilahi bir ilham olduğu hatta Peygamber Efendimiz Ayşe annemizden mesela o ifadeyi hatırlayalım. Peygamber Efendimiz'e vahyin ilk başlaması Salih rüya ile, rüyayı sadıka ile gerçekleşmişti buyuruyor mesela. Yani bir peygamberin veya peygamber adayının gördüğü rüyalar da onun gönül dünyası, duygu dünyası, rüya alemi sıradan olaylar olgular değildir bunlar. Yani Hz. Yusuf Aleyhisselam Allah'ın irşadıyla göstermesiyle bir rüyaya vasıl oluyor. Bir rüya görüyor ve bu hak olan rüya vahiy temeline dayanan rüya Yakup Aleyhisselam tarafından böyle yorumlanamaz. Çünkü babası da bir peygamber, oğlu müstakbel bir peygamber. Bu şekilde anlaşılması bir defa e, peygamberlik geleneğine ve ruhuna aykırı. Ondan dolayı Tevrat'taki bu ifadeler, benzer ifadeler... Mesela işte e, Yusuf Aleyhisselam'ın e, kardeşlerinin mesela Yusuf Aleyhisselam'a buğz etmesinin temel sebeplerinden birisinin... ...çok gammazcı olduğu, haşa, böyle laf götürüp getirdiği falan ifade ediliyor mesela Tevrat'ta bunların tamamı Kur'an'la üslup bakımından ve muhteva bakımından uyuşmayan içeriklerdir. Yusuf Aleyhisselam'ın burada gördüğü rüya ilahi bir ilhama dayanır. Yusuf nitekim mesela işlerin en sonunda, kıssanın en sonunda Mısır'da ailesinin tamamı, annesi, babası ve diğer kardeşleriyle birlikte tamamı geldiğinde tamamı kendisine secde ediyor ve rüyanın hakikati orada ortaya çıktığında bu benim Rüyamın işte yorumu budur. Hakikati budur şeklinde tespit yapıyor. Dolayısıyla böylesine hakikate dayanan ilahi bilgi ile Allah'ın ona lütfettiği böyle bir hakikat karşısında Yakup Aleyhisselam'ın bu cümleleri kurması, yani biz sana mı secde edeceğiz? Bu nasıl bir şeydir diye bunu garipsemesi, yadırgaması bir defa Kur'an-ı Kerim'de bu bağdaşmayan bir şey. Rüya ile birlikte aslında bu rüya ile birlikte süreç ve olaylar başlamış oluyor. Tabii burada Yakup Aleyhisselam bunu kardeşlerine anlatmamasını tavsiye ediyor. Çünkü öyle görünüyor ki Yusuf Aleyhisselam'ın ahlaki bakımdan ön plana çıkması, onun güzelliği ve elbette ki müstakbel bir peygamber olmasından dolayı babasının Yakup Aleyhisselam'ın onu sevmesi, ona iltifat etmesi, onu birazcık böyle sevgi konusunda üstün tutması diğerleri arasında bir hasede sebep olmuş, çekemezliğe sebep olmuş. Yakup Aleyhisselam bundan korktuğu için Rüyasını onlara anlatmamasını ifade ediyor ve bu rüyadan çıkarttığı yorumu ortaya koyuyor. Şimdi rüyayı göre müstakbel bir peygamber evet. Yusuf Aleyhisselam rüyayı anlattığı el an bir peygamber, o anda bir peygamber Yakup Aleyhisselam ve bir peygambere olayları yorumlama, rüyalar ilmini elde etmeye dair bir kabiliyet de veriyor Allah Celle ve Aleyhisselam ve Yakup Aleyhisselam rüyayı böyle yorumluyor. Diyor ki Allah senin ataların olan İbrahim'in, İshak'ın ve baban Yakub'un Yakub'a verdiği nimeti sana tamamlayacak. Buradan aslında evet. sana bir devlet gücü de verecek aynı zamanda şeklinde de bu anlaşılabilir. Buradan ben bunu anlıyorum. Bu çok önemli bir ifade olarak burada karşımıza çıkmış oluyor yani. Hocam şimdi biraz önce dediniz ya aslında bu rüya vahyin temelini oluşturuyor. Vahiy böyle mi geldi Hz. Yusuf'a? Yani peygamberlik ne zaman nasıl evet. hangi olayla verir. Şimdi şöyle diyelim. E, benim kanaatim şudur. Bir peygambere onun peygamberliğini başlatan vahyin gelmesi ayrı bir şeydir. Ama peygamberlik öncesinde onu peygamber yapan vahiden önce onu peygamberliğin anlam ve amaçlarına hazırlayan, psikolojik açıdan onu daha donanımlı hale getiren bir takım ilhamların, rüyaların veya bizim gayrimetlu vahiy dediğimiz yani aslında tilavetiyle tabut edilen ve onu peygamber kılan vahyin dışında bir vahyin varlığı is İslami terminolojide ifade edilir. Öyle bir vahyin gelmesi farklı bir konudur. Mesela biraz önce ifade ettik. Peygamber Efendimiz'e ilk gelen ve onu peygamber kılan vahiy ikra emridir. Alak suresinin ilk beş ayetidir. Biz bunu biliyoruz. Ama Ayşe annemiz diyor ki peygamber efendimize vahyin ilk başlangıcı salih rüyalar ile oldu. O bir rüya gördüğünde sabahın aydınlığı gibi çıkardı. Özellikle vahye masar olmasına 6 ay kala Peygamber Efendimizin uzayan ve sıklaşan Hira inzivaları. Hira'da Rabbi ile baş başa kalması ve rüyalarının değişmesi anlatılır rivayetlerde. Efendimizin rüyaları değişmiş. Hira inzivaları uzamış, daha uzun kalmaya başlamış, daha çok gitmeye başlamış. Öyle görünüyor ki Allah Celle ve Aleyhisselatü Peygamber Efendimiz'i vahyi kaldırabilecek, onu üstlenebilecek, onun gereklerini yerine getirebilecek bir psikolojik süreçten bir eğitim sürecinden geçirmiş. Evet. Peygamberimiz de bunu ifade ederken eddebeni rabbi fe ahsene tedibi ifadesini kullanıyor. Bu anlam bu ifadenin bir anlamı da budur. Beni Rabbim eğitti ve benim eğitimi çok güzel yaptı. Şimdi burada Hz. Yusuf Aleyhisselam bu gördüğü rüya ile peygamber olmuş mudur? Hayır bu asıl peygamberlikten önce Belki onu zihinsel olarak, psikolojik Hazırlam. olarak hazırlama mahiyetindeki bir e, özel durumdur yani. Ben bunu bu şekilde anlamanın evet. daha uygun olduğunu Çünkü düşünüyorum. Çünkü neden? E, şimdi Yusuf Suresi'nin mealine baktığımız zaman... ...Hazreti Yusuf'a peygamberlik şu zamanda, şu yerde geldi denmiyor. Evet. Değil mi? Evet. Ne zaman, nasıl yorumlayabiliriz? Ne zaman aslında ilk tebliğ ona söylendi? Evet. Tabii bu çok hayati bir bilgi değil ama bununla ilgili iki tane kanaatten bahsedebiliriz. Peki. Şimdi... Hemen biraz da ilerleyerek oraya o şekilde gelmiş olayım. Ee, Hazreti Yusuf Aleyhisselam bu rüyayı gördüğünde hemen kardeşlerinin onunla ilgili haset duygusunda bir patlama yaşanıyor. Ee, Yusuf ve kardeşi babamıza daha sevimlidir. Bu adaletsiz bir şeydir diye düşünüyorlar. Mealen ifade edeyim o şekilde ve onunla ilgili onu öldürmeye öldürmeyi tasavvur ediyorlar. Öldürmeyi planlıyorlar. Fakat işlerinden birisi bunun Rubin olduğu söylenir. Ee, büyük büyük kardeşleri. Onu öldürmeyin bir kuyu atın bu çok ağır bir suçtur diyor. Ve bir plan yapıyorlar. Onu alıyorlar babalarına bin bir söz vererek evet. bir e, kıra götürüyorlar. Onu eğlendireceklerini söylüyorlar. Ve orada onu işte bir yer bizim kaynaklarımızda rivayetlerimizde anlatıldığı üzere bayağı dövüyorlar hırpalıyorlar. Ve ondan sonra bir kuyuya atıyorlar. Şimdi Yusuf'a bunu yapan kardeşleri. Kardeşleri evet. Yani burada iki tane unsur zikrediliyor surede. Yani bir insanın bu kötülüğe sevk eden iki unsur. Bir tanesi haset. Yani kıskançlık. Yani bir nimet mesela sizde de olsun bende de olsun. Bu gıptadır. Bu insani bir şeydir, İslami bir şeydir. Sizin nimetinizin bende de olmasını istiyorum ama sizin elinizden gitmesini istemiyorum. Ama haset dediğimiz şey bu nimet sizin elinizden gitsin ve sadece benim olsun. Bu İslami bir bakış açısı değil, insani bir bakış açısı değil. Çünkü imanın insanda gerçekleştirdiği duygu inkılabının ilk merhalesi kendiniz için istediğiniz şeyi kardeşiniz için de isteyeceksiniz. Evet. Şimdi burada bir haset görüyoruz. Bu nefsin aslında bir operasyonudur. insana içeriden bir operasyonudur ve bu insanı içe bu duygu yani haset duygusu insan içerisinde semirir, insanı içten içe kemirir. Ve insanı Allah'ın rızasına aykırı pek çok işe sevk eder. Birincisi bu. İkincisi de şeytan aranıza bir fitne sokar. Şeytan insanın çok kötü bir düşmanıdır. Şeytanın burada devreye girdiğini görüyoruz biz. Yani bu iki faktör. Şeytan da insan üzerinde bir tasarrufu vardır. Evet. Mesela Nas suresinde bu şekilde ifade ediyor. İnsanların göğüslerinin içerisine Allah'ın rızasına aykırı duygu ve düşünceleri bırakabilir şeytan. Bu iki faktör daha sonrasında ilerleyen surenin aşamalarında da şeytan faktörü ortaya çıkıyor. Nefis faktörüden çokça bahsediliyor. Bu durumlar kardeşlerini Hazreti Yusuf'a öldürmeyi de içinde barındıran bir kötülük yapmayı telkin ediyor. Onun Ve on... adı değil mi Yasin Hocam? On kardeşin onun adı. Onun adı aynı şekilde. Bünyamin daha İçlerinden çok küçüktü. Bir tanesi işte insaflı olan birazcık vicdanı galebe çalan diyor ki yani öldürmeyin bu çok ağır bir suçtur. bari, bari kuyuya atın. Aslında tabii e, kıssanın bize verdiği çok temel bir mesaj var. Olaylar bizim kontrolümüzden çıktığında Allah'ın da kontrolünden çıkmış olmaz. E, süreçler, serencamlar, akış, olayların örgüsü Allah'ın istediği ve belirlediği bir hedefe doğru akar. Yani Allah Celle ve Ala Mısır'a sultanını kuyudan getirecek ya, o süreç ve serencamın o şekilde ilerlemesi gerekiyor ya. Allah belki oradaki büyük ağabeyinin kalbine, gönlüne bir müdahalede bulundu. Ve bu cümleyi söylemesini, bu ifadeyi zikretmesini ilham etti. Telkin etti. Onun aklına, gönlüne bu ifadeyi düşürdü. Bunu bilemiyoruz. Çünkü biz Kur'an'ın temeline, geneline baktığımız zaman Allah ile insanın kalbi arasında canlı, aktüel, psikolojik bir ilişkinin varlığını biliyoruz. Mesela bir ayette buyuruyor ki inallah yahulu beyne'l mer'i ve kalbihi Allah kişinin iradesiyle kalbinin arasına girer. Yani insana şah damarından bile daha yakındır. Kalbimizde bir takım duyguların, düşüncelerin, iradelerin, isteklerin, nefretlerin, sevgilerin oluşmasında da ilahi bir takım müdahalelere açıktır. Kalbimiz bizim böyledir yani. Onun için burada belki böyle düşünmesinde de ben ilahi bir müdahale hissediyorum. Demek istediğim şudur. Hz. Yusuf'u kuyuya attıklarında hani nerede peygamber olmuş olabilir dediğimizde ilk ihtimal burada çıkıyor. Nitekim bazı İslam alimleri, tefsir alimleri bu şekilde yorumlamışlar. Mesela surenin 15. ayetinde evet. onlar e, Hz. Yusuf'u alıp götürdüler ve onu kuyunun dibine atmaya karar verdiler ve attılar. Attıklarında ne oldu? Bakın Allah şöyle buyuruyor 15. ayette ve evhayne biz ona vahyettik le tunebbi ennehum bi emrihim hâzâ ve la öyle bir zaman gelecek ki sen onları tanıyacaksın onlar seni tanımayacak ve onlar senin Yusuf olduğunu anlayamadan hissetmeden sen onların yaptıklarını onlara anlatacaksın öyle bir zaman gelecek diye biz Hz. Yusuf'a vahyettik evet. şimdi bu vahiy ile Hz. Yusuf'un peygamber olduğunu bazı İslam alimleri düşünmüş. Bu ifadeler onu da düşündürüyor. Ama burada bir incelikten bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi mesela çocuk yaşlı Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir rivayete göre ergenlik yaşında 17 yaşında bu Tevrat'ta zikredilen bizim e, özellikle mesela Asım Köksal Hoca Efendi'nin mesela kullandığı, Peygamberler tarihinde zikrettiği, diğer bir takım e, bizim İslam tarihçilerinin de zikrettiği bir tercih ettiği bir görüştür. 17 yaşında ama sanki daha küçük olduğunu bir hissediyoruz. Bu Tevrat'ta zikredilen yaştır. Belki daha küçük olduğu da ifade edilebilir. Bu yaşta Yusuf Aleyhisselam'ın başından geçecek pek çok hadise var ve biz Hazreti Yusuf'tan bir serzeniş, mesela kuyuya atıldığında, köle pazarında satıldığında, zindana düştüğünde Hazreti Yusuf'tan bir itiraz, bir isyan, bir ah etme Duruma karşı bir tavır geliştirme ve bir e, kötü bir ifade göremiyoruz. Evet. Niçin göremiyoruz? İşte bu 15. ayette ifade edilen Allah'ın ona vahyetmesi. Öyle bir zaman gelecek ki yani olaylar Allah'ın kontrolünde, Rabbinin kontrolünde sen kardeşlerini karşına koyacaksın ve sen e, onların yaptığı her şeyi onlara anlatacak kadar yaşayacaksın, sağ salim bir şekilde o hedefe doğru ilerleyeceksin. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın sükunetinin, teslimiyetinin, sekinetinin, vakarının ve soğukkanlılığının bu ayetle onun kalbine gelen bu feyizden, bu anlamdan kaynaklandığını düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla ilk peygamberlikle ilgili ihtimalin ortaya çıktığı Kuyudan yer burasıdır. Kuyuda peygamber olmuş olabilir deniliyor. Ama benim kanaatim ve benim kendileri gibi düşündüğüm pek çok tefsir aliminin kanaati, bunun Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın gönlüne gelen bir ilham olduğu şeklinde onun asıl peygamberliğinin zindanda tebliğ ile ortaya çıktığını e, ifade ediyorlar. Evet. Çünkü biz zindana düştüğünde e, yani Züleyha'nın ve e, Mısır'daki o kadınların onun çok beğendikleri için onunla birlikte olmak istedikleri için Hz. Yusuf Aleyhisselam onlardan kaçıyor. Ve zindan benim için daha hayırlıdır dediğinde zindana düşüyor. Zindana düştüğünde mesela... E, Onunla birlikte iki kişi daha zindana giriyor evet. ve onlar birer rüya görüyorlar. Bu rüyalarını Hazreti Yusuf'a anlattıklarında Hazreti Yusuf onlara rüyalarının tevilini yapmadan önce tebliğde bulunuyor. Mesela şirke batmış bir toplumdan uzak durduğunu, tevhide müracaat ettiğini, Allah'a iman ettiğini, pek çok ilahın mı yoksa tek bir ilahın mı daha makbul ve daha matlup olduğunu ifade ediyor. Ve ben atalarım olan İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum, tabi oldum diye onlara bir tebliğde bulunduğunu görüyoruz. Onun için bazı İslam alimleri demişler ki ne zaman peygamber oldu sorusunun cevabı buradadır. Zindanda rüya tevilinden önce onlara yaptığı tebliğ, tebliğ ile biz bunu anlıyoruz. Evet. Çünkü bir peygamberin de e, biz peygamber olduğunu ancak tebliğ ile anlayabiliyoruz. Ve ilk tebliğ emaresi zindanda. Hazreti Yusuf'ta zindanda ortaya çıkmıştır Peki yani. An. İşte e, kuyudan çıkıp Mısır Sultan olacak ya Yusuf on kardeşi de ona düşman olur evet. ne yazık ki işte neden sonuç ilişkisi ancak siz şey dediniz Ruben ya da Rubin diyelim kardeşlerinden daha insaflı kuyuya atılmasını istedi e, Tevrat ve e, Tevrat ve Yahudi, e, Yahudi kaynaklarının birçoğuna göre de bu olay şöyle yorumlanıyor Rubin e, Yusuf'u satmak istedi İsmaillere o nedenle onun Kuyuya düşmesini istedi ve e, yanlış hatırlamıyorsam evet notlarımızda da var. 20 gümüş karşılığında sattı Yusuf. Evet. Şimdi şöyle e, işte burada karşımıza çok temel bir gerçek çıkıyor. Belki... Yani hani kendisine tosladığımız acı bir gerçek çıkıyor, net bir gerçek çıkıyor. O nedir? Kur'an-ı Kerim e, ilahi bir korumaya masar olmuş, ilahi sahihliğe sahip elimizdeki biricik ilahi metindir. Aslında Tevrat'ı da indiren Allah'tır. İncil'i evet. de indiren Allah'tır. Zebur'u da indiren Allah'tır. Fakat Allah onlar için bir koruma sözü vermemiştir. Belki onların korunması görevini onlara iman eden... ...o kitaplara iman eden müminlere vermişler. Vermiştir Allah ve... ...onlar bu konuda başarılı olamamışlardır. Ve Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle... an kelime'an mavadiihi buyuruyor. Kelimelerin yerlerini değiştirmişlerdir. İnsan sözü deruhte etmişlerdir içerisine. Ve biz bu metinlerin... E, bozulduğunu mesela peygamber kıssalarında özellikle orada görmemiz mümkün. Yani detay kabilinden mesajı gölgeleyecek pek çok verinin mesela biz e, Tevrat'ta diğer kıssalarda ve Yusuf kıssasında olduğunu görüyoruz. İşte e, kuyunun atıldığı yerin lokasyonu, e, mesela Hz. Yusuf Aleyhisselam hangi kuyuya atıldıysa o kuyunun boyutları, işte girişinin büyüklüğü, çapı, Hz. Yakup Aleyhisselam'ın evine olan uzaklığı falan yani Allah Celle ve Ali Hazretleri'nin bu tür bilgileri vermesi ve e, bu bilgiler üzerinden mesajı gölgede bırakması genel Kur'an'ın kısalandırma üslubuna çok bağdaşık bir şey değil. Bundan dolayı bu tür bilgilerin ben benim kanaatim e, geçen zaman içerisinde Tevrat'a eklendiği ve insani bir takım meraklarla oluşturulmuş kurgusal şeyler olduğu yönündedir. Benim kanaatim bu şekildedir. Biz mesela karşılaştırmalı olarak kıssalar okuduğumuzda bunu açık bir şekilde görüyoruz. Somut bir örnek vereyim. Lut Aleyhisselam kıssasını Kur'an-ı Kerim'den ve e, Tevrat'tan karşılıklı olarak değerlendirdiğim bir dönemde şunu görmüştüm. Sodom ve Gomora helak ediliyor. Yani çok kötü bir homoseksüellik sebebiyle helak ediliyor. Hazreti Lut Aleyhisselam e, anlatıldığına göre, Tevrat'ta anlatıldığına göre iki kızıyla birlikte e, Sodom ve Gomorra'dan uzaklaşıyor. Helak edildiği için. Ve bir mağaraya sığınıyorlar. O mağarada Güya Lut Aleyhisselam'ın iki kızı artık Sodom ve Gomorra halkının soyları kesildiği için, külliyen helak edildikleri için, kendi soylarının artık ilerlemeyeceğini, var olmayacağını düşündükleri için anlatılan o ki babalarını sarhoş ediyorlar. Yani Hazreti Lut Aleyhisselam'ı ve onunla birlikte olarak ondan çocuk elde ediyorlar, çocuk ediniyorlar. Şimdi bu Tevrat'ta anlatılıyor. Bu bir defa peygamberlerin masumiyetine, ismetine uymayan verilerdir bunlar ve bunlar doğrudan bir beşer sözü karıştığının çok açık delilleridir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Burada da ben aynı havayı hissediyorum. Verilen gereksiz ayrıntılar. Evet. Mesajdan insanı uzaklaştıran veriler. Bunlar aslında insan sözü olduğu çok açıkça hissediliyor yani. Pekala. Şimdi karşılaştırmalı gidiyoruz, bunu söyledim. Sizlerden de sorular geliyor. 110. ayeti yorumlar mısınız diye gelmiş. Hazreti Yusuf'u biz filmlerden biliyoruz. Filmlerde Tevrat esaslı olduğu için, Kur'an'dan da habersiz olduğumuz için... ...bazı şeyleri yalan yanlış biliyoruz diye de yorum var. Bunların hepsini konuşacağız. 110. ayete de elbette geleceğiz. Bunları detaylandıracağız İlerledikçe diyelim. Çünkü evet sonlara doğru artık kıssanın da Yusuf'un hayatının artık 110. ayette 111 ayetten oluşuyor Yusuf hı hı. Suresi ve tamamlandığını göreceğiz. E, Yusuf deyince akla gelen en büyük sorulardan biri de şudur. Hazreti İbrahim, oğlu Hazreti İshak, İshak oğlu Yakup, Yakup oğlu Yusuf. Babadan oğla... geçen doğru tabir olmayacak ama babadan oğla bir peygamberlik süreci görüyoruz biz Yusuf'a kadar. Evet. Bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi tabii bunun aslında çok sade bir cevabı var Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki Allah misaletini, peygamberliğini kime vereceğini gayet iyi bilir şimdi din dediğimiz olgu vahiy indirilen kitap, kitabın muhtevası emir ve yasaklar vahyin içeriği, hacmi geliş zamanı ve bu vahyin kime ineceği, kimin peygamber olacağı, o peygamberin hayatındaki tasarrufları bunların tamamı Allah'ın takdiridir. ve Bunlar yüz eldir, sorgulama dışıdır evet. ve insanların bunları sorgulayacak kabiliyetleri ve imkanları yoktur. İnsan bunu sorguladığı an e, bilgi elde etmesi imkansız olan veya kaldırması imkansız bir yükün altına girdiği için bilgi elde etmesi imkansız bir alana dahil olduğu için e, aziyete düşer. Şimdi biz mesela müşriklerin Peygamber Efendimiz Peygamber olduğunda bir itirazlarını görüyoruz. Yani ne olurdu şu e, e, Kur'an şu iki beldeden e, büyük bir adama indirilseydi Mekke ve Medine'yi kastederek bunu söylüyorlar. Şimdi onlar e, işte ortalama olan, ortalama bir insan olan, kavminin hatta peygamberlik öncesinde çok fazla dikkat çekmeyen bir kimsenin e, peygamber olmasını e, hazmedemiyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim her yerde bu cevabı veriyor. Allah peygamberliği kime vereceğini gayet bilir. Ben şunu düşünüyorum. Vahiy salt Allah tasarrufudur. Ee, nasıl inecek? Ne zaman inecek? Ve Allah kimi peygamberlikle, vahiy ile müşerref kılacak? Bunu Allah bilir. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'de bunu net bir şekilde görüyoruz. Hz. İbrahim peygamber, Hz. İsmail ve Hz. İshak peygamber, Hz. Yakup peygamber, Hz. Yusuf peygamber. Allah bunu bu şekilde takdir etmiştir. Bu takdirin altında bir takım hikmetler aranabilir mesela. Denilebilir ki, bir... E, peygamber aileden geliyor. Peygamber aileden geldiği için o ailede biriken bir nebevi hikmet var. Bu hikmetten istifade ediyor. Bu terbiye ile büyüyor. Düşünsenize babanız bir peygamber ve o peygamberlik içerisinde ona göre bir eğitimden terbiyeden geçiyorsunuz ve ona göre kaliteli örnek bir insan oluyorsunuz. Bu hikmet bu şekilde açıklanabilir. Ama bu sebep asıl sebep budur demek doğru değil. Mesela ben buradan daha farklı bir anlam çıkartabilirim. Peygamber Efendimiz mesela aslında mesela ataları uyarılmamış bir toplumda peygamber oldu. Evet. Mesela Yasin suresinin ilk sayfasında <laughs> litun dira kavmen me un dira aba uhum buyuruyor. Ataları uyarılmamış bir toplumu uyarman için Allah seni peygamber olarak gönderdi. E bu peygamberimiz için bir eksiklik midir? Mesela Yusuf Aleyhisselam peygamber olan bir aileden geldi. Babası bir peygamber, dedesi bir peygamber, büyük dedesi bir peygamber. Peygamber Efendimizin etrafında böyle bir yapı söz konusu değil. Bu Efendimiz için bir eksiklik midir? Asla. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki, Edde beni Rabbi fa asene beni Rabbim eğitti, Rabbim terbiye etti buyuruyor. Dolayısıyla burada böyle bir hikmet aranabilir. Yani bir peygamberlik kültürü içerisinde yetişmiştir. Böyle bir hikmet aranabilir ama bu sebep budur şeklinde bir tespit yapmak sağlıklı değil. Allah böyle dilemiştir. Mesela böyle olmuştur demek en sahih yoldur diye düşünüyorum yani. Evet arkadaşlarımız göndermiş Enam suresi 124. ayette de aslında bu. Ibadeti... Biraz önce mealini verdiğimiz ayeti ayet odur yani. Evet şöyle okuyalım dilerseniz. Onlara bir ayet geldiğinde okunduğunda Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah elçiliğini, risaletin kime vereceğini çok iyi bilir. Devamı da var. Suç işleyenler yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Evet. Yani o risaleti kime vereceğini değil? Evet. bilir. Mesela Aslında bizim beklentimize, ümitlerimize ve ummalarımıza göre olmaz. Allah'ın bir insanla ilgili bilgisi, takdiri bizim görüş ve deneyim alanımızın üzerindedir, daha derinliklidir. Biz insanların zahirini biliriz. Allah insanların batınını ve zahirini bilir. Kimin nübüvete layık olduğunu veya nübüvete yüklenecek tarzda kimi terbiye ettiğini, kimi eğittiğini Allah daha iyi bilir. Onun için nübüveti kime irade etmişse ona verir yani. Bu şekilde anlamak lazım. Pekala. Yasin hocam, Yusuf'un güzelliğini konuşalım biraz. Da. Evet. Hani gerçekten o hanımefendiler, Züleyha'nın arkadaşları ellerini kesecek kadar Yusuf'u görünce büyülendiler mi? <laughs> evet. Hemen şöyle devam edelim o zaman. Tabii kuyuya atıldı. Oradan hemen birkaç adım ilerleyi verelim. Ve e, kuyuya atıldıktan sonra kuyuda yaklaşık 3 gün kaldığı anlatılır. Bu esnada da o büyük kardeşin Rubin veya Ruben'in ona erzak götürdüğü ve açlıktan telef olmasın diye yardım ettiği falan söylenir ama oraya bir kervan geliyor. Evet. O, ke o kervan kuyularını e, kuyuya e, e, kuy kuyuya sarkıtıyorlar e, işte e, iplerini ve oradan su çekiyorlar. Ve bakıyorlar ki Yusuf Aleyhisselam kuyu orada tutunuyor ipe. E, Yusuf Aleyhisselam'ı gördüklerinde bir ticari mal olarak onu saklıyorlar. Mısır'a götürüyorlar. Ve Mısır'da onu e, haraç mezat çok ucuz bir fiyata satıyorlar. Hatta ayeti de buyuruyor ki bu konuda da çok gözü tok davrandılar. Yani Yusuf Aleyhisselam'ı çünkü gereği gibi takdir edemediler. Onu e, sattılar. O satın almadan sonra onu e, orada satın alan kişinin e, Mısır'da ...azizlik yapan bir tür bakanlık seviyesinde bir aristokrat olduğunu, bir bürokrat olduğunu görüyoruz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı satın alıyor, evine getiriyor. Ve burada ifadelerde aziz olarak ifade ediliyor bu kişi. Bu onun özel ismi değil, bu onun aslında bir ünvanı olduğunu biz ayetlerden ve tefsirlerden anlıyoruz. Alıyor, evine götürüyor ve eşinin adı bizim bildiğimiz İslami literatürde Zeliha veya Züleyha onların çocuklarının olmadığını anlıyoruz çünkü biz bunu evlat ediniriz diyor. Yusuf Aleyhisselam beğeniyor. Ondaki cevheri özü görüyor Aziz ve onu ileride evlat edinmeyi düşünecek kadar onu seviyor ve seviyor ve ona bir muhabbet duyuyor. Aslında Allah Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a zemini, zamanı ve mekanı ayarlıyor, inşa ediyor, bir hazırlık yapıyor. Tıpkı Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un hanımı ilk gördüğünde Allah'ın bir muhabbet attığı gibi onu görür görmez seviyor ve alıyor ve aslında Allah e, Firavun'un düşmanlığı Hazreti Musa'yı onun sinesinde besliyor ve büyütüyor. Bu muazzam bir takdirdir yani. Burada da benzer bir olay söz konusu. Aziz onu görür görmez büyük bir muhabbet duyuyor, evine alıyor ve Yusuf Aleyhisselam'a orada çok ciddi imkanların hazırlandığını biz Kur'an-ı Kerim'den ayetlerden görüyoruz ve anlıyoruz. Sonra Yusuf Aleyhisselam işte o güzellik meselesine geliyor. Yusuf Aleyhisselam büyüdükçe, serpildikçe e, Aziz'in hanımının ona bakış açısı değişiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz mesela Yusuf Aleyhisselam'la ilgili ona güzelliğin yarısı verilmiştir buyuruyor. Yusuf Aleyhisselam'ın çok güzel olduğunu, bakıldığında insanda bir e, tutku, bir muhabbet, bir aşk oluşturacak kadar güzel yaratılışlı olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Ve nitekim ilerleyen ayetlerde, işte evde hiç kimsenin olmadığı bir zamanda hatta bu rivayetlerde anlatılırken Nil Nehri'nde suların çekilmesi veya yükselmesiyle ilgili özel bir durum oluşuyor. Halkın tamamı, ev ahalisinin de tamamı bu temaşayı izlemek üzere gidiyorlar ve Yusuf Aleyhisselam'la baş başa kaldığında Züleyha kapıları kapattığı ve haydi gel dediği ve onu işte Allah'ın ve Rasulünün sevmediği bir işe davet ettiği açık bir şekilde ifade ediliyor. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın Güzelliği konusunda aslında Züleyha'da oluşan o aşk ve muhabbet onun güzelliği konusunda bize bir fikir veriyor. Burası bir. Evet. Sonrasında ilerleyen aşamalarda tabii e, onun kölesine aslında köle durumunda Yusuf Aleyhisselam. Kölesine aşık olduğu Mısır'da çok fazla duyuluyor. Yaygınlaşıyor. Ve diğer insanlar bunu alay konusu etmeye başladıklarında Züleyha'nın onları e, çağırıp yani kendisinin bu sevgide ve aşkta ...bağrını yakan bu aşk konusunda ne kadar haklı olduğunu ispatlamak için bir organizasyon yaptığını görüyoruz. İşte onları çağırıyor, onlara birer yastık veriyor, onları rahatlatıyor. Önlerine meyve tabakları koyuyor, ellerine bıçak veriyor ve Yusuf Aleyhisselam'a şimdi onların yanına çık dediğinde... ...onlar Yusuf Aleyhisselam'ı gördüğünde bu bir insan olamaz, bu bir melek olabilir ancak... ...dediklerini bize Kur'an-ı Kerim aktarıyor açık bir şekilde. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam'ın sadece ahlakı güzel değil, ahlakı zaten güzel... Yani ahlakı bir peygamberde bulunması gereken ahlak hamide dediğimiz bütün özelliklere fazlasıyla sahip. Evet. Ama Allah'ın ona bahşettiği muhteşem bir fiziki güzellik de var. Ee, bu da Allah'ın ona verdiği nimetlerden birisi yani. Hocam yine diğer kaynaklara göre Potifar Züleyha'nın eşi o zamanlar muhafızlar reisi olarak tanımlanıyor tabi bu kaynaklarda. Tevrat'ta böyle anlatılıyor. Bu, Tevrat'ta. Şimdi e, Yusuf'tan dolayı Züleyha ile Podifar'ın evine Allah mübarek kılıyor ve evini bereketlendiriyor. Podifar bu raddeden sonra artık Yusuf'u dürüst biri olarak nitelendirip... ...onu köle olmaktan ziyade evin sahibi konumuna, evin bir ferdi konumuna getiriyor. Kim Züleyha ile çatışması nasıl oluyor bu noktada o kadar güvenirken? Şimdi şöyle diyelim, e, tabi bunlar Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıyor. Evet. Ve bunlar... Tevrat'ta böyle bilgiler var. Şimdi bir kısmı şöyle doğru olabilir. Bir peygamber bir yerde bulunduğunda o bir esenlik ve bereket kaynağıdır. Yani bu peygamberin şahsıyla, Allah'a olan yakınlığıyla, vahye masar olmasıyla, ilahi hakikatlerin kalbinde tecelli etmesiyle sayın sayabildiğiniz kadar pek çok özelliğin doğurduğu bir sonuçtur. Peygamber bir bereket kaynağıdır, bir hakikat kaynağıdır, bir feyiz ve canlılık kaynağıdır. Elbette bir peygamberin bir evde bulunması o ev için büyük bir berekettir, büyük bir feyizdir, büyük bir sükunet, sekinet, bir itminan halidir mesela. Evet. Bunu oradaki ahali de evde bulunan kimseler de açık bir şekilde görüyorlar ve hissediyorlar. Fakat Hz. Yusuf büyümeye başladıkça, serpilmeye başladıkça, artık bir genç delikanlı olmaya başladıkça Züleyha'nın yapısı, ona bakış açısı değişmeye başlıyor. Çünkü içimizde Yusuf Aleyhisselam'ın ileride ifade edeceği bir hakikat var. Diyor ki ve uberi uberriu nefsî innen nefse le emmaretun sui. Şimdi Züleyha evet o kadınlar benden böyle bir talepte bulundular. Ben onlara uymadım ama onlar suçlulardı bu konuda beni zindana itmekle ama ben de kendimi temize çıkartmam çünkü bende de bir nefis var. Nefis çokça kötülüğü emreder diye bir tespit yapıyor. Şimdi hiç kimse nefsinin mekrinden emin olmasın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Çünkü nefsimiz aslında birbirine zıt karakter çizgilerinden oluşan çift kutuplu bir varlıktır. Nefis dediğimiz şey. Yani Şem suresinde buyuruyor ki ve nefsi ve men sevvaha fe fujuraha ve Nefse ve nefsi yaratana and olsun ki kendi üzerine aslında Allah and içiyor ve şöyle bir hakikati tespiti önümüze koyuyor. Biz nefse Fıskı fücur kabiliyetini ve e, takvayı ilham ettik. Yani aslında içimizde çift kutuplu bir e, terazi, çift e, kefeli bir terazi var. Birisi iyi taraf, diğeri kötü taraf. Yani içimizde iki tane tohum var aslında. Birisi iyilik tohumu, iyiliğe dair içimizde bir kodlama var, ilahi bir vergi var. Ama içimizde imtihan edilen bir varlık olmamızdan kaynaklanan bir kötülüğe meyil kabiliyeti var. Her insanın içerisinde bir Firavun, bir Nemrut bir Belam, bir Karun, bir Ebu Cehil, bir Ebu Leheb var. Ama her insanın içerisinde bir Ebu Bekir, bir Ömer, bir Osman, bir Ali var aynı zamanda. Hangisini besleyip büyütürsek o oluyoruz. Onun için evet bir peygamberin ortamındalar, müstakbel bir peygamberin. Hadi zindanda peygamber olacak diye düşünelim ama müstakbel bir peygamber. Onunla birlikte aynı ortam içerisinde bir insanın duyguları nasıl değişir? Düşünceler nasıl bir nokta bu noktaya ulaşır? Çünkü her insan içinde bir nefis taşır. Evet. Bu kıssanın ilerleyen kısımlarında da Yusuf Aleyhisselam buna çokça vurgu yapıyor zaten. Evet peki hala ne güzel anlattınız. Her insanın içinde bir Ebu Cehil. Bir Ebu Leheb vardır. Ama bir Ebu Bekir, bir Osman, bir Manda Ali vardır. de vardır yani evet. iyilik ve kötülük aslında bizim fıtratımız. Fıtratımız da var. İmtihan edilen bir varlık olmamızdan kaynaklanıyor bu. Evet. Yani sadece kötü olsaydık denenmenin bir anlamı olmayacaktı. Sadece iyi olsaydık melekler gibi yine denenmenin bir anlamı söz konusu olmayacaktı. Hayat aslında tam bir kavşakta irademizi hayırdan mı, şerden mi yana kullanacağız? Bununla ilgili Allah aslında bunu görmek için yarattı bizi. Yani halakal mevtevel hayate li yebluvekum eyyukum ahsenu amele ölümü ve hayatı hanginizin güzel amel edeceğini görmek için yarattı. Deneniyoruz. İnsan hakkındaki en güçlü kavram bana göre Kur'an'ı kavram imtihandır. İmtihan insanın göbek adıdır. İnsan bu yeryüzüne denenmek için gönderilmiştir yani. Evet. Yine Yusuf suresinde 24. ayette allah Teala şöyle buyuruyor. Tüm bu konuştuklarımızın bir teyidi ve kanıtı olsun. Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhuşu uzaklaştırmak için böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Evet. Burada ve devamında da hı hı. Züleyha ile Yusuf'un tabii bu gömlek hikayesi hı hı. vardır. Bunu anlatır. Hı hı. Bunu da sizden dinleyelim. Evet. Şimdi şöyle orada çok konuşulur, sorulur. Hz. Yusuf aleyhisselam Züleyha ile baş başa kaldığında, o kapıları pencereleri kapattığında ve bütün alımıyla onun önünde arzı endam ettiğinde, haydi gel dediğinde Hz. Yusuf aleyhisselam bir şey gördü. Bu ayette levle ra'e burhane rabbihi diye ifade ediliyor. Eğer Rabbinin burhanını, delilini görmeseydi o da ona meyledecekti. Çünkü biraz önce ifade ettik aslında bu Yusuf aleyhisselamın ifadesidir. Nefis kötülüğü emrediyor. Bende de bir nefis var diyor yani. Peygamber olması onun günaha dair enstrümanların bir insanın peygamber olması. Onu günaha sevk edecek enstrümanları bir cerrahi operasyonla ondan çekip almıyor. için peygamberimiz sürekli mesela Allah'a dua ederken fele tekilni ile nefsi tarfete aynin göz açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimin eline bırakma diye dua ediyor. Şimdi Züleyha onun karşısına çıktığında o da sanki böyle meyledecek gibi bir durum oluşuyor ve bir anda ona bir burhan gösterdi Allah diyor. Şimdi burhan demek delil demek kanıt demek mucize demek aslında bir karine demek yani bunun ne olduğu konusunda pek çok görüş var. Ama bu görüşlerin içerisinde bizim tefsir alimlerimizin en çok tercih ettiği tercihe şayan olan görüş şu tam o da böyle o işin cazibesine Kapılmış. kapılmak üzereyken evet. kapılmamıştı kapılmak üzereyken e, Hazreti Yakup Aleyhisselamı yani babasını parmağını ısırır bir şekilde gördüğü ifade ediliyor. Şimdi bizim tefsirlerimizdeki görüşlerden Burhan kelimesinin açıklamalarından birisi bu. Çünkü Burhan kelimesi cins bir kavramdır orada. Yani bunun açıklanması konusunda yani Burhan aslında biz bunu şöyle geçiştirebiliriz. Ne olduysa oldu Yusuf Aleyhisselam'ı o günahtan çekecek bir ...delil, olağanüstü bir tecrübe yaşadı Yusuf Aleyhisselam orada... ...ve oradan geri adım atmaya başladı ve kapıya doğru koşmaya başladı. Evet anne babası ve kardeşlerin de gördüğü söylenir değil mi? Bunların hepsi rivayet ama esnada. ben şöyle düşünüyorum yani... ...babasını o kadar çok seviyor ve babası da onu o kadar çok seviyor ki... E, ...babasını görmüş olmasının ve babasının onun üzerindeki etkisini... ...çünkü bir peygamber babası yani onun üzerinde daha güçlü bir etki doğruluyor... ...bu görüşün daha güçlü olduğunu düşünüyorum bunu görür görmez kaçmaya başlıyor... Kapıya doğru kaçmaya başlıyor ve e, aslında kapı kapalıydı Züleyha'dan önce kapıya ulaşmış olmalı ki kapıyı açı verdi ve kapıyı açar açmaz Aziz'i ve Züleyha'nın akrabalarından birisini karşılarında buluverdiler. Yani belki Züleyha o, o esnada elbiselerinin bir kısmını çıkartmıştı <laughs> Yusuf Aleyhisselam'ın e, sarılmıştı o gömleği arkadan yırtılmıştı ve böyle bir ortam içerisinde e, Aziz ve o akrabası gördüler manzarayı. Ve orada Züleyha hemen bir atak yaparak bir karşı hamle yaparak dedi ki e, senin eşin hakkında kötülük düşünen kimsenin cezası nedir diye bir e, çıkış yaptı ve orada bulunan aslında Züleyhanın akrabasından olan o kimse dedi ki durun burada bakalım e, bu e, Yusuf e, kapıya doğru koşuyordu He. gömleği arkadan yırtılmış ise Yusuf haklıdır ve kadın yalan söylüyordur. Eğer gömleği ön taraftan yırtılmış ise kadın doğru söylüyordur, Yusuf yalan söylüyordur dediler ve gömleği kontrol ettiler ve arkadan yırtılmış olduğunu görünce Aziz dedi ki siz gerçekten yani bu konuda sizin mekliniz, hileniz çok fazladır diye Süleyha'ya bir gönderme yaptı ve olay bu şekilde orada kalmış oldu yani. Aslında açık açık ne güzel anlatılmış değil mi hocam? Evet. Ayetler her ayette böyle nokta nokta. Hazreti Yusuf'a dair her şey anlatılmış. Başka kaynağa elbette ihtiyaç yok. Şimdi bunu soran izleyicilerimiz de olabilir. Sadece karşılaştırma olsun diye biz Yahudi ve Tevrat'tan da, Yahudi kaynaklarından ve Tevrat'tan da çalışırken faydalandık. Küçük Acaba işleşen noktalar var mı Çok diye. Çok küçük bir bilgi vereyim. Başlangıçta aslında ayetin surenin mukaddimesinde, kıssanın mukaddimesinde Allah buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim 3. ayette: Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasas. Biz sana kıssaların en, en güzelini güzel. haber vereceğiz, anlatacağız. Şimdi Yusuf kıssası aslında olay örgüsü, olay kurgusu, e, olay kahramanları, akışı... E, ...sistematiği bakımından gerçekten evet. muhteşem bir e, kıssa. Hatta, hatta ben bazı senaristlerin şöyle dediğini biliyorum. Yusuf kıssasını okumadan kimse senaryo yazmaya kalkmasın. Çünkü burada öyle bir olay akış var ki değil mi? muhteşem bir olay örgüsü söz konusu. Bu kıssanın içerisinde mesela... Devlet yönetimine dair, bir devlet yöneticisi ile halkın arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğine dair pek çok veri var, pek çok hüküm var. Hayata dair, hayatı anlamaya dair, insanın kendisini anlamasına dair ve bu kıssanın içerisinde mesela ihanetle sadakat yan yana, evet. Ayrılmalarla kavuşmalar yan yana. Kadınlarla erkekler, insanlarla hayvanlar, cinlerle insanlar, gurbetle sıla öyle bir şekilde harmanlanıyor ve öyle bir kompozisyon içerisinde akıyor ki okuduğunuz zaman diyorsunuz ki gerçekten bu Allah'ın kelamı ve muazzam bir olayı böyle olay olaylar iç içe girerek gözünüzün önünde bir geçit töreni yani yapıyor. Bir babanın evladına olan sevgisi, aşkı, Yakup'un gözyaşları mesela evet. değil mi? Her şeyi bir izleyicimiz de tam olarak bu noktaya değinmiş. Hocama sorar mısınız? Yusuf kıssasının uzun uzun Kur'an'da da anlatılması günümüz için bu kıssadan ne dersi almalıyız? Bize ne demek istiyor? Biz bunu bir masal gibi dinlemek yerine bu kıssadan ne anlamamız gerekiyor? Bunu açıklarsa sevinirim der. Aslında çok çok doğru bir noktaya değinmiş. Masal gibi dinlememek lazım. O yüzden Mısır'ın Sul Mısır'a Sultan'ı kuyudan gelir kitabını da tabii Yasin Kişkin'in evet. hocamızın muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Evet. Buyurun lütfen. Tabii 300 küsur sayfada anlattığımız meselenin en öz mesajını şöyle verelim yani. Bu bir kıssa. Ama bu kıssada bir hisse var. Allah'ın vermek istediği bir mesaj var bize. Ve Allah'ın vermek istediği mesajı İki bağlamda iki kelimeyle özetleyebiliriz. Bir, e, kötüler için, asiler için, mücrimler için bir tehdit vardır bu kıssada. Yani e, kötülerin eninde sonunda cezalarını bulacakları yalanlarının, hilelerinin ortaya çıkacağı ile ilgili bir mesaj vardır. Onlar için bir ikaz ve inzar vardır kıssalar. Ana hatlarıyla bu kıssada böyledir, Kur'an kıssaları da böyledir. Bir uyarı vardır. Bir de müminler için, Müslümanlar için bir motivasyon söz konusudur. Bakın bu e, surenin iniş sebebiyle ilgili birkaç görüş var. Bir tanesinde mesela işte müşrikler yer yer ehli kitabın bulunduğu bölgelere seyahat ediyorlar, kendi işlerinden bir peygamberin çıktığını onlara haber veriyorlar ve biz onu nasıl zora sokacak sorular sorabiliriz veya onun gerçek peygamber olup olmadığını nasıl anlayabiliriz diye onlardan tiyolar alıyorlar ehli kitaptan. Bir görüşe göre e, müşrikler böyle bir yolculuk esnasında ehli kitaptan ona İsrail İsrailoğulları Mısır'a nasıl e, gitti diye sorun... E, sorusunu alıyorlar ve bunu Peygamberimize yöneltince bu sure iniyor. Bir yaklaşıma göre... bir de diğer bir rivayete göre... Müslümanların, müminlerin o kadar zorda olduğu bir dönemde... Mekki bir suredir. Mekke'de indirilmiş bir sure. Öyle bir zamanda iniyor ki müminler için bir moral... ve motivasyon... biz buna tergip diyoruz dini terminolojide... bir motivasyon sağlıyor. Dolayısıyla burada kıssanın vermek istediğim mesaj. Her ayette bir mesaj var. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya atıldığı andan itibarenki süreci, şeytana yapılan göndermeler, insanın şeytanın bir metafizik, müstakil, manevi şahsiyet olarak, insanın şeytanın farkında olması, ona tedbir alması, insanın kendi duygularını rehabilite etmesi, steteskopu kalbinin üzerine koyup Allah'ın rızasına aykırı duygu ve düşünceleri etüt etmesi. Hasedin çünkü nasıl bir fecaatle sonuçlandığını görüyoruz. Yani kendi kardeşini öldürmeye azmettirecek kadar feci bir duygudur insanın içerisinde. Hasede dair vurgular, daha sonra Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın teslimiyeti, sükuneti, vakarı, tevekkülü, Hz. Yakup Aleyhisselam'ın sabrı, bütün bunların hepsini derleyip toparladığımızda, hatta mesela surenin sonunda, son kısmında, fezleke kısmında, Allah peygamberimize hitaben buyuruyor ki mesaj olarak mesela en önemli şeylerden bir tanesi ben bunu görüyorum. Kul de ki hadihi bu benim yolumdur de. Yani Yakup Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu sabır, metanet, teslimiyet, Yusuf Aleyhisselam'ın sabrı, teslimiyeti, metaneti ve e, belki kıssadaki en güçlü vurgu olarak gördüğüm yani bir takım sıkıntılar gelebilir başımıza, musibetler gelebilir, ayrılıklar gelebilir, ziyanlar gelebilir, kayıplar gelebilir. Olaylar bizim kontrolümüzden çıkabilir. Evet. Ama Allah'ın kontrolünden çıkmaz. Çıkamaz, çıkamaz. Biraz sabretmemiz ve hikmete rağm olmamız gerekiyor. En büyük verdiği mesajlardan birisi budur. Birisi de o bahsettiğim ayet diyor ki, de ki bu benim yolumdur. Yani bu kıssada verilen mesajlar, peygamberlerin tavırları, üslupları, bu benim yolum ve karakterimdir de. Kul hezihi sebili ed'u ilallahi ale basiretin ene ben ve Benle bana uyanlar, bana tabi olanlar insanları bir basiret üzere bu yola davet ederiz. Yani Peygamber Efendimiz aslında Hazreti Yusuf'un Hazreti Yakub'un yoluna davet etmiştir. Çünkü onların dini de İslam'dır. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kendisine bağlı olduğu anayasa, ana ilke, ilahi kanun İslam'dır. Bunun da İslam'dır. Ve buyuruyor ki biz e, insanları bir basiret üzere davet ederiz. Basiret demek aslında idrak edilmiş, uygulanmış, tatbik edilmiş, deneyimlenmiş hakikat demek. Yani biz insanları yaşadığımız bir şeye davet ediyoruz. Evet. Buyuruyor. Dolayısıyla en büyük mesajlardan bir tanesi budur. Bir davetçi, Peygamberler böyledir. Onlara uyanların da böyle olması gerekiyor. İnsanları Kur'an'a, hakikate davet ederlerken önce bu hakikatleri kendilerinin yaşaması, karakterlerine bir karakter özelliği olarak bunları eklemlemeleri ve bildikleri, yaşadıkları karakter süzgeçlerinden geçirdikleri bir hakikate insanları davet etmeleri gerekiyor. Bu kıssanın bize verdiği mesajlardan bir tanesi de budur. Pekala. Hocam, ee, şimdi aslında Züleyha ile Yusuf kıssasını anlatırken Yusuf'un suçsuzluğunu gösteren deliller de var. Pek tabii herkes de bu, bunun farkındaydı o dönemde. Züleyha'nın eşi de o, olmak üzere akrabaları da aynı şekilde. Peki Yusuf Sindana bir şekilde düştü. Çünkü Mısır'ı kıtlıktan çıkaracak formülü de aslında Yusuf orada bulacaktı. Yani şer gibi görünen de hayır var yine bizim evet. inancımız gereği. İlk tebliğde bulunduğu o zindanda Hazreti Yusuf neler yaşadı? Evet. Şimdi tabii sonrasında hemen onun bir kademe öncesinde boşluk olmasın diye halka da onu ifade edeyim. Bu çok, tabii duyuldu şehirde. Çünkü Aziz sıradan bir insan değil. Züleyha da sıradan bir kadın değil gözünün önünde olan insanlar ve gönlünü kölesine kaptırmış olması büyük bir şaiye oluşturdu şehirde. Kadınlar bunun diline dolayınca biraz önce zikrettiğimiz olay yaşandı. Kadınlara da evet. yani bu sevgisinde aslında haklı olduğunu, gönlünü kaptırmakta ne kadar mazur olduğunu göstermek için böyle bir faaliyet yaptı ve onların e, ellerine birer bıçakla onları ko konuk etti, misafir olarak aldı. Ellerine birer bıçak verdi meyveyle birlikte ve onlar Yusuf Aleyhisselam onların yanına çıkar çıkmaz o kadar büyülendiler ki onun güzelliğinden ellerini kestiler. Yusuf'un güzelliğinden Yusuf büyülenip güzelliğinden ellerini, kestiler. Ve ellerini kestiler. Ve sonrasında e, dedi ki kendisini haklı çıkartmak için e, Züleyha işte e, beni eleştirdiğiniz bu konu budur. Haklı, haklı değil miyim demiş oldu onlara. Eğer benim istediğimi vermezse tekrar o niyetini vurguladı muhakkak ki e, zindana düşecek diye ifade etti ve Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın bakın şöyle bir duasının olduğunu görüyor. Sen de teberrüken o duayı da okumuş olayım. Böyle deyince onlar yani ben Yusuf'tan böyle bir şey istedim. O kendisini benden korudu. Eğer benim dediğimi yapmazsa vel in lem yefal ma amuruhu benim dediğimi yapmazsa le yuschenenne ve le yakunan min minas sagirin mutlaka hapsedilecek ve aşağılık bir duruma düşecek dedikten sonra ...Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın şöyle dua ettiğini görüyoruz biz... ...Kale dedi ki... ...Rabbis sicnu ehabbu ileyye... mimma yed'uneni ileyhi... ...Allah'ım... ...zindan benim için... ...bu kadınların davet ettiği şeyden... ...daha hayırlıdır dedi... ...şimdi... ...Züleyha'nın davet ettiği şeyden ya da bir kadının davet ettiği şeyden... ...daha hayırlıdır demedi... ...öyle görünüyor ki... ...Züleyha'yı o meclis içerisinde görünen gören kadınlar da... ...benzer taleplerde bulunmuşlar... Olmuştur. ...ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam... ...buradan kurtulmak için... ...zindanı tercih edecek kadar... ...müttaki Allah'ın dinine bağlı... ...Allah'ın emirlerine bağlı bir insan. Biz bunu görüyoruz. Ve zindana düşüyor. Ve bu dileklerini... ...yerine getirmeyince zindana düşüyor. Zindana onunla birlikte iki kişinin... ...daha girdiği... ...Kuran-ı Kerim'de ifade ediliyor. Bir tanesi... ...Mısır'ın krallarından... ...kralının baş sakisi saki aslında ona... İçki hazırlayan, işte içecekleri hazırlayan kişi. Bunların e, sakisinin girdiği, kralın sakisinin girdiğini, bir de fırıncının girdiğini anlıyoruz. Hmm. Ve birlikte iki kişi daha girdi diyor ve bunlar zindanda birer rüya görüyorlar. E, saki olan, içki hazırlayan kimse krala içki sıktığını ve hazırladığını rüyasında gördüğünü anlatıyor. Diğeri de fırıncı olan da, e, bu bizim Yusuf kıssasında geçmiyor ama... Bizim tefsirlerden anladığımız bunun fırıncı olduğu, ekmek yaptığı, başının üzerinde ekmek taşıdığı ve kuşların gelip o ekmeklerden yediği şeklinde bir rüya görüyor ve bunu Hazreti Yusuf'a anlatmak istiyorlar ve anlatıyorlar. Çünkü biz seni çok e, muhsinlerden, iyi olan kimselerden görüyoruz şeklinde demek ki onun halini, hareketlerini, yüzündeki nuru, edebini, vakarını görecek kadar ona bir tanışıklık, aşinalık kesbediyorlar. Rüyayı yorumlama konusunda onun bilgi sahibi olabileceği kanaati oluşuyor onlarda. Rüyalarını anlattıklarında Hz. Yusuf Aleyhisselam işte onlara e, rüyalarını yorumlamadan önce e, bazı bilgiler veriyor. Diyor ki ben size bir yemek gelmeden önce o yemeğin ne zaman ve nasıl geleceğini ben size bildiririm. Bana Allah olayların tevilini öğretmiştir şeklinde onlara bir takım bilgiler verdikten sonra... Ee, bunun zalike mimma allameni rabbi. Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir bu rüya tabiri ilmi. Evet. Yok. Şimdi burada doğrudan bir Allah'a vurgunun olduğunu ve bir davetin ve tebliğin yapıldığını görüyoruz. Çünkü devamında buyuruyor ki inni teraktu millete kavmin la billahi ve hum bil ahireti hum kafirun. Ben Allah'a iman etmeyen, ahireti de inkar eden bir e, toplumun dinini terk ettim, o toplumdan uzaklaştım şeklinde şirke dair ilk olumsuz betimlemesini yapıyor. Daha sonrasında da atalarımın dinine uydum diyor. İbrahim e ve tevatu millete ebe-i İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'e. İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine tabi oldum diyor. Burada minicik bir parantez açıp bir şey söyleyeyim. Şimdi bakın, Kur'an'da kavramlar, dikotomik kavramlar vardır. Yani kavramların bir kavram olumlu ve olumsuz olmak üzere e, e, zıt kutuplu anlamlar içerebilir. Mesela şöyle ifade edelim. Mescit. Hangi mescit? Kur'an-ı Kerim'de iki mescitten bahsedilir. Bir mescit, mescidun usse alet takva, takva üzerine inşa edilmiş mescit, bu Kuba mescididir. Ama bir de mescidi dırardan bahseder. Bu mescidi dırar nedir? E, zarar, tefrika mescidi, münafıkların e, Kuba mescidinin karşısına yaptıkları ve İslam'ı bölmek, Müslümanları parçalamak için bir fitne yuvası olarak yaptıklarımız hangi mescit? Şimdi mesela iki ev vardır. Hangi ev? Bir tanesi Erkam'ın evidir. Bir tanesi Nedven'in Darun Nedved'dir. Evet. Mesela Kur'an'da iki tane ticaretten bahsedilir. Bir ticaret ticareten lentebur zarara uğramayan ticaret. Bu bir insanın bütün varlığını Allah'ın yolunda feda etmesine dayalı bir ahiret ticaretidir. Bir ticarette mesela "Feme rabihat ticaretuhum" dediği insanların e, ...yüksek değerleri, yüksek hakikatleri, erdemleri satarak... E, ...aşağılık bir takım menfaatleri satın aldıkları bir ticarettir. Şimdi ataların dini kavramı da Kur'an'da dikotomik bir kavramdır. Yani ataların dini, şimdi mesela biz bir yerde bir şeyden bahsettiğimiz zaman... ...işte mesela hadis dediğimizde, sünnet dediğimizde... ...veya işte tefsirler, ilim, irfan geleneği dediğimizde... ...Kur'an'da çoğunlukla müşriklerin... E, atalarına teslimiyetini ifade eden, şirk nizamını ifade eden, ataların dini ifadesiyle mesela karşı karşıya geliyoruz. Bu ifadeyi kullanıyor insanlar. Evet. Bu doğru bir yaklaşım biçimi değildir. Ataların dini ifadesi bikotomik bir kavramdır. Olumlu ve olumsuz olmak üzere iki manada kullanılır. Burada da yani atasına göre değişir. Ataların dini mutlak anlamda olumlu ve olumsuz bir kavram değildir. Atası kim ise dinin anlamı ona göre değişir. Bakın burada diyor ki ve tebaatu millete ebe İbrahim'e ve İshaka ve Yakube diye devam ediyor. Ben atalarımın dinine uydum diyor. Sahih bir geleneğe uyduğunu ifade ediyor. Ve sonrasında da bizim Allah'a şirk koşmamız bizim için uygun değildir şeklinde putları lanetleyen, putların zayıflığını ifade eden tabirlerin, tanımlamaların geldiğini görüyoruz. Burada evet. ilk tebliğin ortaya çıktığını görüyoruz. Bir de burada bir incelik var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın karşısına, ee, ...çok ciddi rüya görmüş. Bu rüyadan dolayı müteessir olmuş, etkilenmiş iki kişi var. Yusuf Aleyhisselam'ın karşısında. Ve bunlar e, muhtaç bir durumda onun karşısına gelmişler, dikilmişler ve... ...Yusuf Aleyhisselam onların şu anda tebliğe açık olduğunu... ...zihinsel olarak hazır olduğunu fark ettiği an... ...onlara bir e, müdahale yaptı. Ve onlara asıl meramlarını vermeden, dileklerini ve tabir, tabirini yapmadan rüyanın... ...onlara öncelikle asıl meseleyi vurguladı ve tevhid inancına onları davet etmiş oldu. Sonrasında rüya yorumladı. Dedi ki o başından başın üzerinde taşıdığı ekmekten kuşların yediğini gören kişiye dedi ki seni asacaklar ve başının etini kuşlar didikleyecek dedi ve o öyle oldu. Öbürüne de dedi ki sen zindandan kurtulacaksın, kralın yanına gideceksin ve ona içki sıkacaksın. Onun yanına gittiğinde beni unutma, benden bahset ona dedi. <laughs> ve gerçekten böyle oldu. Birini astılar, ötekisi affedildi ve saraya döndü ama oraya gittiğinde şeytan ona, bakın yine şeytan devrede. Evet. Şeytan ona Yusuf Aleyhisselam'dan bahsetmesini unutturdu ve Yusuf Aleyhisselam zindanda uzun yıllar daha kalmaya devam etti. Peki Firavun'la Yusuf Aleyhisselam'ın rüya konusunda karşılaşması nasıl oldu? Evet. Şimdi tabii şöyle diyeyim çok güzel. Kurgu içerisinde evet. gidiyoruz. Ee, Yusuf Aleyhisselam unutuldu zindanda. O adamcağız da gitti belki kendi telaşı içerisinde. 12 yıl zindanda kaldı değil mi? Yani bir, bir isinin diyor. Yani cins bir ifade kullanıyor. Yani cins bir isim kullanıyor. Kesin bir rakam vermiyor. Bu 10 yıl olabilir, 12 yıl olabilir, biraz daha az, biraz daha çok olabilir. Kesin bir rakam vermek mümkün değil. Fakat unutulduğu kesin. Evet. Ve bir şekilde hatırlanması gerekiyordu. Ve şeytan müdahale etti. Bakın ayette de zaten bu ifade geçiyor. Ona şeytan o dikler diyor. Şeytan Efendisine Yusuf Aleyhisselamdan bahsetmeyi unutturdu o kim kimseye. Şimdi ne oldu peki sonra? Allah Yusuf Aleyhisselamı oradaki makus taliine terk etmedi yani. Ve kral bir rüya gördü öyle bir rüya ki bu rüyanın derdine düştü ve hayatındaki en mühim mesele, en güncel mevzu bu rüyanın tabiri oldu. Ee, yedi tane semiz inek gördü rüyasında. Böyle e, semirmiş, böyle e, kilolu, toklu inek gördü. Zayıf yedi ineğin onu yediğini gördü. Onları yediğini gördü. Sonra yedi yeşil başak ve yedi kuru başak gördü. Bu o, o kadar etkiledi ki kralı. E, her kralın o dönemde müneccimleri olur, rüya tabircileri, kahinleri olurdu. Rüya ilminden onlar aşağı yukarı anlarlardı ve onları topladı ve sordu. Böyle bir rüya gördüm. Bu işin aslı astarı nedir diye. Ve onlar e, bu rüya yorumlamakta aziz düşer düşmez. E, rüyası yorumlanan ve o zindandan kurtulan kişi hemen Hazreti Yusuf'u hatırladı. Ve beni hemen gönderin dedi. Ben size bu rüyayı yorumlayacak birini biliyorum dedi. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın yanına gitti. Hazreti Yusuf Aleyhisselam rüyayı dikkatlice dinledi ve bir yorum yaptı. Dedi ki 7 yıl bolluk olacak. Bu 7 yıl bolluktan sonra 7 yıl ciddi bir kuraklık yaşayacaksınız. Bu 7 yıl bolluk içerisinde ihtiyacınız olan ürünleri kullandıktan sonra diğerlerini e, mesela işte e, buğdayları saplarında bırakın ve onları depolayın. O 7 yıllık kıtlık zamanında bunları kullanacaksınız. Formülü verdi yani. Verdi ve sonrasında da 1 yıl Öyle bir bolluk zamanı gelecek ki bu 7 artı 7'den sonra 10'da 15. yılından evet. bahsediyor. 15. yıl öyle bir bolluk gelecek ki artık insanlar e, nimete doyacaklar. Hatta e, bir yoruma göre ayette e, onlar e, vefihi yasirun diye geçiyor ayette e, 49. ayette. Onlar e, artık meyvelerin suyunu içip böyle o kadar bolluk olacak. Ki, yani bir meyvenin suyunu ne zaman içip Elinizde yarım kilo portakal varsa onun suyunu içmezsiniz. Ama 10 kasa portakal varsa artık evet. onun suyunu sıkıp içmek yani bolluğu aslında ifade ediyor. O zaman ediyor. şıra ve yağ sıkacaklar evet, diye. Evet. Sıkacaklar veya bu meyvelerin suyu olabilir veya diğer bir takım şeyler. Müthiş bir suyu bolluğa olabilir. kavuştu. Bolluk yani. olacak. Şimdi bu yorumu yapı yapar yapmaz tabi krala gidiyor bu yorum. Kral bu yorumu duyar duymaz diyor ki onu bana getirin. Çünkü kral anlıyor oradaki verilen bilginin yapılan yorumun sıradan bir zihin aktivitesi olmadığını. ...çok özel bir ilme dayandığını ve Hz Yusuf Aleyhisselam'ın... ...müstesna bir şahsiyet olduğunu anlar anlamaz onu bana getirin diyor. Gidiyor tekrar o elçi veya o kişi Yusuf Aleyhisselam'a durumu anlattığında... ...Yusuf Aleyhisselam zindandan çıkmayı reddediyor. Bana iftira atan kadınların durumu ne oldu diye soruyor. Evet. Ve tekrar gidiyor ve e, o elçi krala durumu anlattığında kral o kadınları topluyor. O hadiseye o gün iştirak eden... Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan böyle bir murat almak isteyen ama Yusuf Aleyhisselamın kendilerine karşı geldi o kadınlara soruyor. Durumun hassasiyetini, hakikatini ortaya çıkartıyor ve o kend, o masumdu şeklinde o ifadeyi aldıktan sonra Yusuf Aleyhisselam'a tekrar gidiyor elçi. Kadınların durumunu anlatıyor. Yusuf Aleyhisselam onların hepsi tövbe ettiler, pişman oldular, suçlarını itiraf ettiler şeklinde ve Yusuf Aleyhisselam da bunun için yaptığını 52. ayette şöyle ifade ediyor. Bundan maksadım benim ona gerçekten gıyabında ihanet etmediğimi, ondan da kastettiği aziz olabilir bir görüşe göre, bir görüşe göre de Allah Celle ve Ala olabilir. Yani aziz onu almış, evinde beslemiş, büyütmüş, bütün imkanlarını ona hasretmiş, o da sanki eşine göz koymuş gibi. Böyle bir şey söz konusu evet. değil. Bu konuda ben suçsuzdum. Bunun ortaya çıkmasını istedi Yusuf Aleyhisselam ve bu ortaya çıktı ve Allah'ın kesinlikle hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesini sağlamaktı. Buradaki amacım buydu şeklinde bir tespit yapıyor ve Yusuf Aleyhisselam burada biraz önce ifade ettiğimiz gibi kendisiyle ilgili bir teşhisi de ortaya koyuyor. Evet, 53. Öniversite... ayette değil evet, mi? Ben de nefsimi temize çıkartmam çünkü nefis çokça kötülüğü emreder. Rabbimin acıması müstesna diyor. Allah bir insana acırsa nasıl acır? Vahiy göndererek acır, peygamber göndererek acır. Ona şefkat eder, merhamet eder, hakkı hakikati gösterir. Bir insan nefsinin meklinden, hilesinden ancak böyle kurtulabilir. Nasıl bir zerafettir bu? Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Evet. Kendi suçsuzluğunu bildiği halde, bunu söylüyor. Tevazunun zirvesidir ve irfanın zirvesidir bu yani. Evet. Bu kulluğun zirvesidir. Bir insan oldum dediği an zaten öldüm demiş olur yani. Çünkü insan eksiklikte mualleldir ve en bunun da en fazla farkında olan peygamberlerdir yani. Evet. Sonrasında işte Melik onu çağırıyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam zindandan çıkıyor ve o kendisinin hazinelerden sorumlu bir bakanlık verilmesini kendisine istiyor çünkü ben bu işi gayet iyi yaparım diyor ve kral onu alıyor ve onu kendisine özel bir müsteşar diyelim bugünkü ifadeyle o konuma yerleştiriyor tabi bu kıtlık dediğimiz hadise o dönem içerisinde o kadar yaygın bir şekilde gerçekleşiyor ki evet. Kenan Diyarı da bundan fazlasıyla etkileniyor sadece Mısır civarında değil bu da artık ilahi irade olay süreçleri öyle bir gelişiyor ki Kenan Diyarından Hazreti Yusuf Aleyhisselamın Kardeşleri de Mısır'da zahirler biriktirdiği için, Kenan, tabi, Diyar, Kenan biriktir. diyarı, bugünkü Filistin orada e, bolluk olduğu için, gerekli mühimmat biriktirildiği için, stoklar yapıldığı için insanlar civar ülkelerden oraya erzak temin için geliyorlar. Yusuf Aleyhisselam'ın e, kardeşleri de bu vesileyle gelmiş oluyor Mısır'a ve ilk görüşme, ilk buluşma. ...yıllar sonra gerçekleşmiş oluyor. Tanıyorlar ya, mı Yusuf aradan Hocam? Aradan o kadar uzun zaman geçmiş oluyor ki elbette tanıyamıyorlar. Yani normalde mi? şu beklenir değil mi? Hemen tanımaları gerekir. Evet. Ama o kadar uzun o kadar bir güzel. zaman geçmiş ki... ...o kadar değişmiş ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam... ...Yusuf Aleyhisselam'ı tanıyamıyorlar. Buradan bir de şu sonucu çıkartabiliriz. Kardeşleriyle Yusuf Aleyhisselam kuyuda artık birbirlerinden ayrıldıklarında... ...Yusuf Aleyhisselam o kadar küçüktü ki... E, ...o kadar uzun bir zaman geçti ki kardeşleri onu tanıyamadı. Ama kardeşleri büyüktü. Yusuf Aleyhisselam görür görmez onları tanıdı. Çünkü onlar büyüktü, yaşça oldukça evet, büyüklerdi. Evet. Bir kısmı evliydi, bir kısmının yaşı daha büyüktü. Onları tanıyıverdi. Ee, aradan da böyle ciddi bir zamanın geçtiğini böyle e, görüyoruz yani. Hazreti Yusuf 30 yaşında mı Mısır'a sultan oluyor? Öyle diyelim, bakan oluyor diyelim Bakalım. 30 yaşında evet. Yani evet. rivayetlerde o şekilde zikrediliyor. Peki nasıl geliyor ailesi hocam Kenan ilinden? Yani şöyle, nasıl sağlıyor bunu? Mısır? Evet şöyle... Biz e, dört defa ge, gelip gittiklerini görüyoruz kardeşlerinin. Dördüncüde de, de e, annesiyle ve babasıyla en son toplu halde geliyorlar. şimdi birinci de e, kardeşleri geliyor. Kardeşleri onu tanımıyor. İhtiyaç halindeler. Belli bir bedel ödeyerek, para ödeyerek işte e, geçimlik, buğdaylarını falan neyse o zahire, mühimmat neyse gıda maddeleri bunlar alacaklar. Kuru gıdadan bahsediliyor muhtemelen. Bunları alacaklar. E, fakat bu esnada bir kardeşlerinin daha olduğundan bahsetmiş olmalılar ki Kur'an-ı Kerim'de bu ifade edilmiyor ama Yusuf Aleyhisselam onları, e, onların gıdalarını koyup develerine yükleyip gönderirken onlara diyor ki kardeşinizi bir daha getirmeden size buradan herhangi bir e, yardım ve gıda takviyesi söz konusu değil diyor. Kardeşinizi tekrar buraya getireceksiniz. Bünyamin'den bahsediyor. Evet. Bünyamin çünkü onlar geldiğinde Mısır'a geldiğinde onlarla birlikte olmadığını görüyoruz getireceksiniz diyor. Hatta onların tekrar gelişini sağlamak için onların gıdaların karşılığında oradaki buğdayın vesairenin karşılığında verdikleri paraları, metaları onların e, yüklerinin içerisine yerleştiriyor. Adamlarına emrediyor. Yusuf Aleyhisselam ve yüklerin içerisine konuluyor. Kenan diyarına döndüklerinde, Filistin'e döndüklerinde tekrardan şimdi babalarından e, bünyamini isteyecekler. Ama Yusuf Aleyhisselam'a ne yaptıkları belli. Bu konuda ısrarcı davransınlar ve tabiri caizse Bünyamin'i Yakup Aleyhisselam'dan kopartıp Mısır'a getirebilsinler diye onların mallara bedel olarak verdikleri ücretleri malların içerisine, yüklerin arasına koyuyor. Babalarından Bünyamin'i istiyorlar. Diyorlar ki bize Aziz dedi ki artık Yusuf Aleyhisselam da orada bir aziz, bir bakan durumunda. Eğer kardeşinizi getirmezseniz artık bundan sonra size hiçbir ölçek, hiçbir e, ...yük, e, erzak yükü söz konusu değil... ...biz Bünyamin'i götürmezsek... ...bir daha bize hiçbir şey vermeyecek... ...falan derken bu esnada da yükleri açıyorlar... ...ve yüklerin içerisinde... ...ya burada tabii çok güçlü bir tertip var yani... ...aslında böyle detay gibi görünen... ...mesaj yok gibi yani... E, ...izleyicilerimiz de şöyle düşünmesinler diye bunu söylüyorum... ...ya burada bir mesaj yok sanki... ...olaylar kuru kuruya anlatılıyor gibi falan... ...hayır burada o kadar ince bir hesap... ...ince bir mesaj var ki Allah... ...Yusuf Aleyhisselam'a... Böyle bir tertibi biz düzenledik Yusuf Aleyhisselam'a. Biz öğrettik buyuruyor. Evet. Ve aslında Yusuf Aleyhisselam ilk defa da orada ben Yusuf'um neler yaptınız bana diyebilirdi. Ama Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinin o acıyı yaşamalarını, o hatırayı tekrar zihinlerine canlandırmalarını, Bünyamin'i alıp mesela Mısır'a getirmelerini, Bünyamin'i bırakmayacak tekrar Bünyamin'siz Filistin diyarına yeniden dönmelerini, onun ezikliğini bir daha yaşamalarını, bir kardeşlerini daha zayi ederek babalarına verdikleri sözde nasıl duramayışlarını, yeniden bunları hissetmelerini ve gerçekten nedamet getirip pişman olup tövbe etmelerini istiyor. Yani aslında onların üzerindeki hedefi Yusuf Aleyhisselam'ın öylesine bir e, itelemek, kakalamak, aşağılamak değil. Ya da bir intikam duygusuyla yapmadığı. Onları da, olgunlaştırmak, tekamül ettirmek istiyor aslında. Ve öyle ya da böyle yüklerin içerisinden o paralar falan çıkınca... babalarına daha fazla ısrar ediyorlar... ve Bünyamin'i alarak... Mısır'a götürme konusunda ondan söz alıyorlar. Ee, Yakup Aleyhisselam da... yemin ettiriyor. He. Yani ellerinden geldiği kadar ona sahip çıkmaları... konusunda yemin ettiriyor. Hani olabilir bir musibet... bir insanın takati üstünde bir afetle... kuşatılması hariç... götürdüğünüz gibi getireceksiniz tekrar diye... böyle bir e, söz alıyor onlardan. Ve e, onlar... E, ...Bünyamin'le birlikte Mısır'a geliyorlar. İşte oturuyorlar... ...tekrar Yusuf Aleyhisselam'la görüşüyorlar. Yusuf Aleyhisselam doğrudan... E, ...Bünyamin'e kendisinin... E, ...kardeşi olduğunu, ağabeyi olduğunu ifade ediyor. Ve artık... E, ...yeniden erzaklarını alıyorlar. Ve ayrılma vakti geldiğinde... ...şöyle bir tertip öğrettik biz... ...Yusuf Aleyhisselam'a diyor, Allah Celle ve Ala Hazretleri... ...kralın... E, ...su tasını veya su kabını... Yük, e, ...Bünyamin'in... ...yükünün içerisine yerleştiriyor... Emrediyor Yusuf Aleyhisselam adamlarına ve bu yerleştiriliyor. Ve kervan hareket etmeden Yusuf Aleyhisselam'ın adamları biz kralın birisi kralın su kabını çalmış. Çok değerli bir kap öyle anlaşılıyor belki altından. Ey ki işte Filistinler siz mi çaldınız şeklinde nida edince biz bu yeryüzünde fesat çıkartmak için buraya gelmedik. Bozgunculuk çıkartmak istemiyoruz diyorlar. Biz arayacağız arama yapacağız dediklerinde... Hatta ayette diyor ki dikkat çekmesin diye önce diğerlerinin yüklerini aramaya başladılar ve en son Bünyamin'in yükü aranıyor ve su kabı onun yükünün içerisinde çıkınca bunu şunun için yapıyor. Biraz önce bahsettiğim ya Yusuf Aleyhisselam'ın halasının yanında kalması meselesiyle ilgili kurala göre, şeriate göre, oradaki kanuna göre kimin malını çalmışsa hırsız o kimse o hırsızı kendisine köle yapabiliyor, kendi iradesinde kendi istediği işte kullanabiliyor. Aynen. Yusuf Aleyhisselam da onu Mısır'da tutabilmek için böyle bir tertip düzenliyor. Evet. Tabii o şey oradan çıkınca kralın su kabı hemen kardeşleri diyorlar ki evet bu onu yapmıştır. Onun kardeşi de zaten böyle bir hırsızlık yapmıştı diye bir Yusuf'a haksız bir göndermede bulunuyorlar. Halbuki Yusuf Aleyhisselam karşılarında ve diyor ki Yusuf Aleyhisselam sizin durumunuz daha kötü aslında. Siz ne kadar kötü insanlarsınız diye orada bir gönderme yapıyor ve bu defa bakın ne oluyor biliyor musunuz? Babalarına binbir söz vererek aldıkları bünyamini Mısır'da bırakarak Gidiyor. yeniden dönmek zorunda kalıyorlar. Evet. Ve evet. büyükleri olan en insaflı insaflıları olan Rubin diyor ki... E, ben babamın yanına gidecek yüzüm yok. Babamın yüzüne bakacak yüzüm yok. Ben buradayım. Allah benimle ilgili hüküm verene kadar ya da babam beni affedene kadar... Yani ölüm gelip bana çata, çatarsa ya da babam babam beni affederse ben ancak bura, burayı böyle terk ederim diyor. Ve sonrasında... E, şöyle diyelim, 9 kişi olarak yeniden Mısır'a gidiyorlar ve babalarına durumu anlatıyorlar. Babaları onları dinliyor. Yine nefsini size böyle bir kötülüğü öngörmüş, böyle teşvik etmiş diyor. Ve tekrar artık böyle onlar mahzun bir şekilde babalarının karşısında duruyorlar yani. Evet. Daha sonra da hep beraber tabii Mısır'a dönecekler. Evet. Babalarını da alıp tabii vaktimiz çok az kaldığı için böyle birazcık bu konuda kısa kesmek zorunda kalacağız. Kısa tabii çok uzun. E, çok uzun. Ve çok sistematik ve böldüğümüz zaman halkaları çıkarttığımızda bir anlam kayması ve kaybı çok muhtemel yani. Evet şöyle hemen hızlıca söyleyelim onu da yarım kalmış olmasın. E, Hazreti Yakup Yusuf diyor ki bugün size kınama yok Allah sizi bağışlasın o merhametlerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün de babanızın babanın yüzüne koyun ki gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana geri getirin diyor. Bu üçüncü diyor. gelişleri. Evet ilerleyen süreçlerde. Üçüncü gelişleri bu. E, kervan Mısır'dan ayrılınca babaları bana bunak demezseniz şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum diyor Hazreti Yakup. Bu da bir mucize. Yusuf Aleyhisselam'ın evet. üç gömleği var hemen bunu ifade edelim. Evet. Birinci gömlek kanlı gömlektir. Bu mazlum Yusuf'u ifade eder. İkinci gömlek yırtık gömlektir. Bu iffetli Yusuf'u ifade eder. Üçüncü gömlek nübüvvet gömleğidir. Yakup Aleyhisselam'ın görmez gözünü görür kılan ne gömlektir. Güzel. Bu ha. da nübüvvet gömleğidir, peygamberlik gömleğidir. Yusuf Aleyhisselam'ın üç gömleği aslında hayatının üç evresine tekabül, tekabül eder. Tekabül ediyor. Pekala. İlerleyen süreçlerde tabii anne baba çocuklar hep beraber Mısır'a geliyorlar. Ve e, Yusuf suresi 100. ayette Allahü Teala şöyle der. Ana babası taht, ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi Yusuf'a saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki babacığım işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çok güzel, evet. çok güzel. Hocam söyleyeceğiniz, ifade edeceğiniz belki son günlerde yaşanan ne yazık ki İsrail'in Filistin üzerindeki zulmüne de değinmek istediğiniz bir konu olursa kısacık evet. onu da alalım ardından ne yazık ki kapatacağız bu haftalık bizleri affedin. Yansın hocam tamam. sizler de lütfen. Evet, eyvallah. Estağfurullah. Tabii şöyle yani e, mesele yani İsrail oğulları oğulları meselesi yani e, aynı zamanda Yusuf Aleyhisselam da İsrail oğullarından bir e, peygamber. Aziz bir peygamber. Ama bugün e, bir peygamber İsrail aslında bir peygamber adı Yakup Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'de verilen e, bir isim. Ama bugün e, bu ismi kullanan bir devlet, bir terör devleti, bir terörist devlet bugün gerçekten hiçbir kitaba hesaba sığmayan, hiçbir e, insanlık kuralıyla, kaidesiyle bağ, bağdaşmayan bir zulüm icra ediyor. Ve gerçekten bu zulümde, yani bu meselenin ben bizim e, meselemiz de olduğunu düşünüyorum. Yani bu sıkıntı sadece Filistin'in meselesi değil, bizim de meselemiz. E, süremiz ne kadar bilmiyorum ama 5 sebepten... Son bir dakika. Son söyleyeyim. bir dakika. Peki şöyle ifade edelim. insan olduğumuz için insani bir bakış açısıyla bu mesele bizim meselemizdir. İslami bir bakış açısıyla bu mesele bizim meselemizdir. Çünkü e, peygamberimiz bizi bir kardeş olarak ifade etti. Bir vücudun uzuvları gibi ifade etti. Kültürel bakımda bu mesele bizim meselemizdir. Çünkü orayla bizim çok güçlü kültürel bağlarımız var. Daha 100 yıl öncesinde Devlete Aliye'nin yüz küsur yıl öncesinde topraklarıydı. Valilerimiz orayı yönetiyorlardı. Orayla bizim tarihsel ve kültürel bağlarımız var. Ee, sonrasında bizim mukaddesatımız var e, Filistin'de ondan sebep bizim meselemizdir peygamberimiz miraca oradan yükselmiştir peygamberlere orada namaz kıldırmıştır orayı fethederken 636 yılında pek çok sahabe orada şehit olmuştur pek çok peygamberin naaşı vardır bir de mitolojiler devri bitti falan diye düşünüyorduk biz rasyonel bir çağdayız siyantik bir çağdayız hiç öyle olmadığını gördük bir arz-ı e, mitolojisinden bahsediyor bugün bir ...devletin başındaki Netanyahu... ...İsrail devletinin başındaki... ...ve e, maalesef... ...arz-ı mev'uda baktığımız zaman... E, ...yönünüzü Anadolu'ya doğru döndüğünüzde... ...solda e, Mısır... ...yukarıya doğru bir koridor halinde... ...Ürdün, Lübnan, e, Suriye, Irak... ...ve e, Elazığ'a kadar... ...Fırat Havzası'nın da içinde bulunduğu... ...Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun... ...önemli bir kısmı. Evet. Dolayısıyla... ...bu beş sebepten bizim de... ...belki e, oradaki... Güçlerin bize de diş gıcırdatmasından dolayı bu beş sebepten arz-ı mevcut meselesinden de bizim meselemizdir. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun bize de onlara yardım Amin. edecek gücü, kudreti ve iradeyi lütfeylesin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Aslında kıssadan hisse açılışta da söylediğimiz gibi sabrın beraber getirdiği ümit var ve sonunda elbette...